Acaba hangi Adanalı evinde Adana yapıyor Kadir'ciğim? Biliyor musun onu? Yok. Köşe başlarında tablacılar olur. O kadar güzel kokar ki kebapları. O savaşlık ya. İstanbul'da yediğimiz şey kebap değil. Paris'in Adana'sına kadar gezmiş görmüş insanlar olarak, kültürü yerinde yemiş yutmuş insanlar olarak. İyi ki paraya kıyıp Paris'e Fransa'ya gittin. Başka bir yer gördüğü yok ha. Gerek yok ki. Avrupa'nın göbeği. Yemin ederim iki sadece oraya gitmişiz ha. Dünyanın merkezi gibi bir yer. Bayıltırsın. Sen de hiç oradakini öyle demiyordun. Avrupa'nın Paris'ine gittin. Bir de Türkiye'nin Paris'ine gittin. Ya Türkiye'nin Paris'i Adana. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. İnsanlar çok heyecanlı ha. Hayır, asıl Türkiye'nin Paris'i Diyarbakır'dır. Diyarbakır mı? Gitmedin mi hiç? Hayır gitmedim hiç Diyarbakır. Seni almazlar zaten. Seni de Adana'ya almıyorlardı. Bak gittin. Vallahi bile burada saydırdı. Sizin Adana'dakiler çabuk konuşuyor ben sana diyeyim. Ben bir akşam Adana'da gece dışarı çıktım. Tamam mı? Kimsenin haberi yok. Hiç setim bile haberi yok. Nur. Çıktım dışarıya dedim gideyim kıvır zıvır alayım. Canım sıkıldı. Neyse böyle story çekiyorum. Diyorum ki hani Adana sokakları geceleri tehlikeli diyordunuz. Çıktım geziyorum gayet sakin. Neyse. İki dakika sonra şöyle dönerken minibüsçü bir yaklaştı çay satan adamın yanına. Senin nefesini keserim dedi. O arada da ben story'deyim. Böyle durup telefonu kapattım gibi otele geri koştum. Kebabımız hazır. Dolaba nasıl koyacaksınız? Şişe geçirip mi yoksa bu şekilde mi? Bu şekilde kaldıracağım. Mangal başında da pişireceğim. Adana'da içli köfteyi uzunlamasını yapmazlar Kadir'ciğim. Böyle yuvarlak yaparlar. Haşlama olduğu için köfte köfte. Fincanda da yapıyorum ben bunu. Hatta göstereyim. Fincanı taştan oyarlar. İçine bardak oyarlar. İçli köfte neden çıktı ki? Kadir'e. Evet, evde içli köfte açamıyorum diyenler için püf nokta. Fincan. Bunu şeyle de, hatırladın mı? Mehmet abi şeyle yapmıştı Bursalı. Limonluğun içine. Bak limonluğun arka kısmıyla kurabiye gibi bir şey yapmıştı o. Rahmetli olmuş biliyor musun? Gene mi diyecek? Yok canım, sen gençlik adam. Ortasına deriye açıyoruz. Süreniz doldu Kadir Beyciğim. Bu hoş sohbetinizden mahrum kalmayı asla istemiyorum. Kalkmayabilirsin, oturabilirsin ama. Teşekkür ederim ben. Ya otur iki dakika. Yok hava alayım ben. Bol yorda mı öğrenirsin? Mangala koşacağız ya, sen de gel bizle. Yok, hiç de gelesim yok. Sen benimle kaç kere geldin? Hiç bu numaraları yemem. İki senedir her yere koşturdum ben. Kaç kere benden geldin? Ellerine sağlık Nurcuğum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben inanıyorum beyefendi sana ne kadar inanmasa da buraya kadar geldim. Bundan sonra da gideceksin inşallah. Beni hele bir mangal başında bekleme. Var ya, hakkımı helal et. Aman he! Hep aynı numaralar hep. Ben sana neler diyorum, hiçbirini aldırmıyorsun. Beni hemen haktan vuruyor. Buranın bu çok mu dolmuş ne? Evet. Kuyruk yağ koydum içine. Kadir gittiğine göre son bir saatinize girdiniz. Mangalı yakalım mı? Evet. Altında böyle açıklık kalmayacak. Çatlak olmayacak. Köftenin haşlaması kızartmadan daha iyisidir aslında. İnce olmasını isterim. İç harcının güzel pişmiş ve lezzetli olmasını isterim. Kendisi de Adanalı. Kesinlikle tabağa bıçağı vurduğumda içerisinden biraz da olsa yağ akmasını isterim. Tabii bıcık bıcık yağ değil de yağın akmasını mutlaka o tabakta görmek isterim. İçli köfte içine, hamuruna ve haşlamasına çok dikkat edeceğim. Nur Hanımcığım, Adana kebabımızın yanındaki tablacı salatası enteresan bir lezzet. Olmazsa olmazı nedir acaba? Evet Dilses, Adana'da çok meşhurdur. Özellikle kebapların yanında çok güzel, ince ince kıyılan, tadı damağınıza kalacak bir salatadır. Adana'da herkes bahçesinde mi yetiştiriyor, orada önümüze ne konsa? Hep taptaze ve lezzetli oluyor çünkü. El lezzeti. Adana yöresine özel, has, güzel. Bir de köşe başlarındaki tablacılardaki o müthiş lezzet. Hiçbir yerde yok. Yani Adana dışında yenilen kebap kesinlikle kebap değil. Salata salata değil. Ben sizin lahmacununuzu da çok seviyorum. Ama sevmediğim bir ürününüz var. Bici bici. Çok güzeldir bici bici. Çok güzel tatlandırılır pudra şekeriyle. O sıcağın altına ne verecektik? Doğru diyorsunuz vallahi. Yani 40 derecenin altında... Ne verelim? Şerbetli tatlı mı verelim? Peki şimdi tablacı salatamızın içine hangi malzemeleri koyuyoruz merak ediyorsanız canım seyircim, hemen özetliyorum. 3 adet domates, yarım demet maydanoz, 3 adet mor soğan, tuz, sumak, zeytinyağı, limon. Bulgur pilavımızı yapalım. İçli köftemizi servis yapmadan önce de haşlayabiliriz. Ve son 45 dakika. 45 dakikada hepsi yetişir herhalde değil mi? İnşallah yetiştirirsiniz. İnşallah. Bu sürenin içinde tabii ki de bir de neyimiz var? Masamız var. Masamız var. Dum 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 d
dakikamız kaldı Nur Hanımcığım. Son bulgurum kaldı. Adana'mı da pişiriyorum. Tatlının şerbetini de döküyorum. Bitiyor. Harika. O zaman mutfakta bulgurun başında mı buluşalım yoksa aşağıda Adana'nın başında mı buluşalım? Adana'da bekleyelim. Bulgurun yapılışını göreyim yani. Siz beni ne sandınız? Sürpriz olsun. Taşla göz arasında bulguru kayınvalidinize mi yaptıracaksınız yoksa? Yok, yaptırma. Gözünüzü seveyim, eksik bir şey olmasın. Bugün son gün, hala eksik masa diyorlar sonra. Dananın kuyruğu kopacak. Hem mum hem çiçek, yapın şovunuzu Nur Hanım, yapın, acımayın. Oh, Adanalar geldi Nur Hanım. Evet evet. Gelmesin Kadir, dız ses, boş ver. Gelmese gelmesin, ona ihtiyacımız mı var? Yani... Allah sizi kahretmesin, neyse ki buradan gözlüyorum. Aşağı gelmesem ne olur, gözüm orada. Gelip de üstüm başım is mi kokutacağım? Yalnız sen onun bütün dumanını verdin Beylikdüzü'ne şu anda. Oh işte. Vallahi ekmek arasına alan geri verir buraya. Adana'ya doyarlar. Millet Adana'ya hasret, böyle taze taze közünde. İnşallah biri çamaşır asmıştır da. Birazdan çingarı koparır. Kız bir şey diyeceğim, bunlar çok güzel görünüyor. Gerçekten mi? Evet. Bir de hemen közünü yedi ya, bak rengi değişti. Kadir'ciğim, bunun olmazsa olmazı şişten düşmemesi. Evet, yarılmaması, çatlamaması. Ben son şey Nur Hanım'dan da zaten öyle bir çatlatma falan beklemiyorum. Nur Hanım ancak bu kebabıyla düşmanları çatlatır. Ah, Yasemin ya. Hanım'ı çatlatacağım. Sen de taktın Yasemin'e bugün. Kadir, ben Adanalıyım, ben çatlatmam bunu. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Nur Hanım kebap yapmış, Nur Hanım kebap yapmış. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. 82 milyon ekmeğinizi kapın gelin. Oo, verdi coşkuyu, verdi coşkuyu. Dış ses, sen bana laf söylüyorsun bir kere. O Kadir'e bak, utanmadan bir de gelmedi diye. Sen kendin mutfakta dedin ki, Nur sana ne dedi o? Yapamayacaksın, ben sende o ışığı göremiyorum. Yetiştiremeyeceksin dedi. Nur Hanım'a gaz vermek için öyle dedim. İyi gel, ay bunun da o numarası. İyi yerli de dumanında boğulsun. Şey dermişim, ocak başına hoş geldin. Metrelik yapacağım, metrelik. Yemin et, uzaya göndersene kız. Eyvah Kadir, nazar değdi Kadir. Evet, benim ocakta yemeğim var sevgili seyirciler. Beylikdüzü'nden Maltepe'ye gideceğim diye yolluk yapıyorum şu anda. Kız, o niye öyle oldu ki? Ay, hepsi bozuluyor şu an. Hepsi mi bozuluyor? Evet. Tamam, bozuntuya verme, çaktırma. Çok güzel gidiyor, dur. Restin işiyor. Harika, harika. Eyvah, kayıyor. Bitti, gitti. Gitti mi? Gitti. Ne, kömüre mi gitti? Evet. Aa! Kadir, koş Kadir. Geldim, geldim, geldim. Kaldır, tele koyalım, kaldır. Tut, ekmek getirdim, şey yapalım, içine koyalım da bari. Aa, bak güzel kızarmış, bak güzel kızarmış. Yavaş yavaş çevir, yavaş yavaş çevir. Şimdi bu şeyin içinde ya, bu sefer tel, anam yandı gözleri. Gözlerim yanmıyor. Yahu rüzgar arkanıza almayı niye akıl edemiyorsunuz acaba? Şimdi bir şey derdim de bak, geri gene yuttum. Kamerayı koymuş rüzgara karşı, diyor ki arkanız dönü rüzgara karşı. Senin bir bulgur pilavı falan pişti mi? Evet. Tamam, her şeyin hazırladın, bir bu var yani. Ne diyorsun, pişsin mi biraz daha? Biraz daha kızar. O zaman bu ekmekleri alayım ben, kurumasın bunlar dışarıda. Onu çevir, at hemen suyun içine köftelerini. Bayağı işi becerdim. Ya kız tamam. Süngür üngür ağlıyor ya. Ya bu nasıl bir Adana'dır ya? Kaç dakikası var? Son 12 dakika. Oo, 12 tamam dakika. Tamam tamam. Masa hazır, etler hazır. Bir tek tamam. İçli köftemiz kaldı. Hadi bunları al, hemen içeri gel o zaman. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz sevgili. Hep üstüm koktu ya, çamaşır olacak. Adana çok güzel kokuyor ama. İçli köfteler, içli köfteler. Neyin altı yanıyor acaba? İçli köfteli çorbanı. Sıcak şey yapabilmek için. Bir tek bunlar mı kaldı? Evet. Süpersiniz. Tamam bu canım, Adanalar burada soğumasınlar ama. Fırına koyarız. Fırın sıcak. Bitti. Başka bir şey? Kalmadı. Bir tek içli köftelerimiz haşlanacak. Ben giyinmeye gidiyorum. Masam da hazır. Sizce her şey bitti mi? Bitmedi mi? Bitti bitti. Hadi geçmiş olsun. Allah'ım çok şükür. O zaman şimdi nereye? Giyinmeye gidiyorum. Koş Nur Hanımcığım, koş.
Enem Rat Benim'de bugün Nur Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız yüksük çorbası, haşlama içli köfte ve yoğurtlu semizotu, Adana kebap, bulgur pilavı, tablacı salatası ve revani ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.